Arkadaşlar teklifi kavramlar içerisinde vacip ile kaldığımız yerden devam ediyoruz ve vacip diyoruz. Vacip içinde diyoruz ki tanımı nedir? Bunlar içerisinde usulcülerin çoğuna göre usulcülerin çoğuna göre vacibin tanımı aynı zamanda Hanefi mezhebi usulcülerine göre vacibin tanımı ve usulcülerin tanımına diyoruz ki Kesin bir şekilde yapılması istenilen, yapıldığında sevap ve mazereti olmadan terki halinde ise cezanın hak edildiği bir fiildir. Diyoruz ki kesin bir şekilde yapılması istenen, yapıldığında, yapıldığında, sevabın alındığı terki halinde ise terk edildiğinde ise yani mazereti olmadan arkadaşlar mazereti olmadan terk edildiğinde ise öyle yazalım. Mazereti olmadan terk edildiğinde ise terk edildiğinde ise cezanın hak edilişinin ortaya çıktı ortaya çıktığı bir fiildir diyoruz arkadaşlar. Böyle belirlemişler ve bu açıdan diyoruz ki delaleti de subuti de katidir arkadaşlar. Ve aynı zamanda diyoruz ki Hanifler için Allah'ın Kur'an'da emrettiği ancak farz kadar kesin olmayan fiillerdir. Allah'ın Kur'an'da emrettiği ancak farz kadar farz kadar kesin olmayan kesin olmayan fiillerdir diyoruz gençler. Böyle değerlendirmişler ve Hanefi mezhebi gençler delaletinin zanni oluşu yönüyle ne yapmışlar? Böyle bir değerlendirmeye gitmeyecek. Aslında kısacası diyoruz ki Hanifi mezhebi ne yapmış arkadaşlar? Vacibi iki gruba ayırmış. Diyoruz ki Hanefi mezhebine göre farz ve vacip olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Ve diyoruz ki özellikle farz için ve özellikle arkadaşlar vacip için ne yapıyoruz? Bir açıklama gereği duyuyoruz. Farz için diyoruz ki subutu da subutu da delaleti de kat'i ise yani kesin ise, kat'i ise buna farz denir ve vacip içinde demişler ki subuti kat'i ancak delaleti zanni olan hükümlerdir. Hükümlerdir diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar özellikle subutu da delaleti de katı ise buna farz dendiğini söylemiştik. Şimdi hemen diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in kendisi. Bakın Kur'an-ı Kerim olsun. Aynı zamanda diyoruz ki mütevatir sünnet olsun mütevatir sünnet, aynı zamanda meşhur sünnet, aynı zamanda icma. Bunlar arkadaşlar diyoruz ki bunlar için bunların hem bize kadar gelişi, sübuti hem de aynı anlama gelişi yönüyle delaleti ne diyoruz arkadaşlar? Katidir. Şimdi özellikle 2019'da sizlere bir soru soruldu arkadaşlar subuti ve delaletini bilmemiz lazım. Haberi vahidin delaleti nasıldır? Subuti nasıldır? Onu bilmemiz lazım ki o soruyu çözebilmemiz lazım. Şimdi zaten bu subuti ve delaleti kavramını bildiğiniz zaman artık bu soruları rahatlıkla çözersiniz. Olay şu arkadaşlar. Subuti kat'i deyince peygamberimizin döneminden bize kadar gelişi ne yapılmıştır? korunarak gelmiştir ve güvenilir bir şekilde gelmiştir. Kayıt altına alınmıştır. Herhangi bir zan ifade etmiyor. Açık ve güvenilir demek. Bakın kısacası sübuti deyince şuraya yazıyorum. Sübuti deyince aklımıza gelecekleri söylüyorum. Bakın ispat edilmesi kesin. İspatı kesin demek. Aynı zamanda belgelendirmek demek arkadaşlar. Belgelendirmek. Aynı zamanda açıklık demek, görünürlük demek ve bu da arkadaşlar kısacası diyoruz ki bize kadar gelişi. Bize kadar gelişi demektir. Yani peygamberimizin döneminden tutun da bize kadar gelişi korunarak gelmiştir. Ya işte Kur'an yazılırken peygamberimizin vefatından hemen sonra ne yapıldı? Komisyon huzurunda kayıt altına alındı, kitaplaştırıldı. Güvenilir bir komisyondu. Aynı zamanda kendisinden sonrakilere ne yapıldı? Duyuruldu. Herkes onları ezberledi ve hiçbir şüpheye yer olmadan günümüze kadar tereddütsüz ve kesin olarak gelmişse biz buna sübuti delil diyoruz. Ve Kur'an'ın her bir ayeti korunarak gelmiştir günümüze kadar. Sure olsun, vahiy ayetler olsun korunarak gelmiştir. Bunun yanında Mütevatir sünnet de sayıları 75 tanedir. Yine günümüze kadar korunarak gelmiştir. Ve subuti kati diyoruz. Meşhur sünnet de öyle arkadaşlar. Yine sayısı çoktur ve mütevatire yakındır. Öyle söyleyelim. İlk tabakada ravi sayısı bir veya birden çok iken ancak sonraki tabakalarda mütevatir seviyesine ulaşmış hadislere diyoruz. Aynı şekilde icma da komisyon kararıyla artık kayıt altına alınmıştır ve güvenilir bir komisyondur. Günümüze kadar da o kararlar gelmiştir. İşte biz buna sübuti yani ispatı kesindir. Kimse inkar edemez. Hatta diyorlar ki bunun inkarı halinde kişi küfre girer bakın. İnkarında sübuti ee, kısacası yani farzın farzın in, e, kısacası arkadaşlar farzın inkarı küfrü gerektirir bakın. Farzın inkarı, inkar edilmesi küfrü gerektirir. Küf, kişi küfre düşer. Küfrü gerektirir. Kişi, kişi diyoruz arkadaşlar. Kişi küfre düşer diyoruz. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Bir de delaleti zanni diyoruz. Onu da bilmemiz lazım. Delaleti zanniyi da şuraya yazalım ki alt alta gelsinler. Delaleti zanni deyince delaleti kısacası bir kelimenin, bir kavramın veyahut bir cümlenin birden çok anlama gelmesi, birden çok manaya gelmesi. Kısacası diyoruz ki bir kelimenin birçok anlama gelmesi, anlama gelmesi, bir kelimenin birçok manaya gelmesi. O kelime hem gerçek anlamda hem de mecaz anlamda anlaşılıyorsa biz ona delaleti zanni diyoruz. Örneğin Kevser Suresi'nde diyor ki: "Ben her kurban kes." Acaba peygamberimize mi Allah diyor kurban kes? Yoksa biz Müslümanların tümüne mi söylüyor? Orada bir kesinlik olmadığı için iki farklı anlama geldiği için diyorlar ki delaleti zanni. Yani birden çok manaya geliyor. Ancak tek bir anlama gelseydi biz ona delaleti kati diyorduk. Herkes aynı anlam anlıyorsa gençler örneğin diyor ki namaz kıl. Tamam herkes biliyor ki yani namazı herkese Allah emrediyor ve tek anlama geliyor ona delaleti kati diyoruz. Ancak o kelime birden çok anlama geliyorsa, gerçek ve mecaz anlamlara geliyorsa, birden çok muhtelif anlamlara geliyorsa biz ona delaleti zannediyoruz. Sübuti ve delaleti katidir örneklerine bakacak olursak Allah'ın Namaz kıl. Oruç tut. Hacca git. Hacca git gibi ayetler arkadaşlar bize sübuti de delaleti de kesinlik arz ediyor. Çünkü bu ayetler günümüze kadar korunarak gelmiş ve herkes bu ayetlerden aynı anlamı çıkartıyor. O açıdan diyoruz ki sübuti de delaleti de katidir kesin bilgidir. Aynı zamanda tek bir anlama gelir. Hemen geçiyoruz bir diğeri subuti kati ancak delaleti zanni olan hükümlerdir. Ve buna da en güzel örneği arkadaşlar Kevser suresini gösteriyoruz. Kevser suresinde ne diyor? Allah diyor ki venher her kurban kes acaba peygamberimize mi diyor yoksa tüm Müslümanlara mı diyor? Orada bir açıklık ve netlik olmadığı için diyoruz ki subuti katidir. Ayet olduğu için günümüze kadar hiç değiştirilmeden ve tüm komisyonlar huzurunda ve tüm tabakalarda nakrederek gelmiştir. Aynı zamanda da ayet olduğu için Kur'an günümüze kadar korunarak gelmiştir. Aynı zamanda da delaleti zanni diyoruz. Çünkü hem peygamberimize hem de Müslümanları kastedebilir. O açıdan iki farklı anlama geldiğinden dolayı da ne yapılmıştır? Delaleti zanni diyoruz. Demek ki arkadaşlar when her deyince kurban kes hem peygamberimizi kastedir hem de tüm Müslümanları kastedir o açıdan delaleti zannidir diyoruz. Hemen diyoruz ki haberi vahid de zan ifade eder. Haberi vahid, haberi vahid zan ifade eder arkadaşlar. İfade eder aklınızda bulunsun arkadaşlar. Hem delaleti zanni ise bu yönden olduğu gibi hem de Haberi vahid arkadaşlar neydi? Her tabakada ravi sayısı 3'ü geçmiyorsa biz bu hadislere haberi vahid diyorduk arkadaşlar. İşte ravi sayısı 1 2 3 olduğundan dolayı fazla güvenilmediğinden dolayı ne demişler? Zan ifade eder. Kesin bir bilgi ifade etmez demişler. O açıdan da haberi vahid ile günümüze kadar gelmiş olan hadisler varsa ve biz onlara da diyoruz ki delaleti zannidir. Delaleti zanniyi hem manası yönüyle hem de haberi vahid yönüyle iki farklı şekilde düşünebiliriz. Hemen diyoruz ki örneğin diyor ki fıtır sadakası fıtır sadakası veriniz diyor. Peygamberimiz diyor. Bu hadis günümüze haberi vahid ile geldiğinden dolayı delaleti zannidir. O açılan Hanifi mezhebi diyor ki bu vaciptir diyor. Çünkü derati zannedir. Haber vahittir. Diğer mezhepler ise diyorlar ki bu farzdır diyorlar. Demek ki Hanifi mezhebine göre fıtır sadakasının vacip diğer mezheplere göre farz kabul edilmesinin temel nedeni ve Hanifi mezhebi haber vahit hadisleri zan olarak kabul etmesidir. Ve bir diğer de diyoruz ki arkadaşlar bayram namazları bayram namazları gerek Ramazan gerekse kurban bayramı olsun Bunlar yine haber-i vahid ile gelmiştir. Aynı zamanda diyoruz ki gençler bir diğeri kurban kesmek. Kurban kesmek yine Hanifi mezhebine göre vaciptir. Diğer mezheplere göre ise menduptur. Yani sünnettir arkadaşlar. Ve bir diğer de diyoruz ki Fatiha suresinin namazda okunması. Fatiha suresinin namazda okunması. Bu da arkadaşlar yine aynı şekilde haberi vahid bir hadis olduğu için o açıdan zan ifade eder. Vitir namazı da öyle arkadaşlar. Vitir namazı da yine haberi vahid ile gelen bir hadis olduğu için yine zan delaleti yönünden zannidir arkadaşlar. Bu örnekleri bilmemiz lazım. Çünkü size ÖSM örnek soracak. O açıdan birkaç tane bilmeniz lazım. Ve diyoruz ki vacibin arkadaşlar inkarı küfrü gerektirmez. Vacibin İnkarı küfrü gerektirmez. Küfrü gerektirmez diyoruz. Gerektirmez. Bunu da bir köşeye not aldık. Ancak farzın inkar edilmesi küfrü gerektirir. Bunu yazıyoruz. Küfrü küfrü gerektirir. Gerektirir. Bu ikisini not aldık ve şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size sübuti ve delaleti yönüyle zanni olup olmadıklarını ayırmamız lazım. Çünkü 2019'da size bir soru geldi. Hangi durumlarda haberi vahit zan ifade eder onu bilmemiz lazım. Zanni olan nakli deliller 3 çeşittir diyoruz. Zanni olan nakli deliller. Deliller 3 çeşittir diyoruz. Bu geçen yıl 2019'un sınav sorusuydu. Bu mantığı anlarsanız bundan sonra gelebilecek tüm soruları çözeceksiniz arkadaşlar. Ve hemen diyoruz ki delaleti zanni delaleti zanni subuti kati subuti kati diyoruz. Kati. Ne demektir arkadaşlar? Diyoruz ki subuti kesin olup da ancak delaleti kesin olmayan bazı ayetler ve mütevatir hadisler bu gruba girer arkadaşlar. Diyoruz ki subuti kesin olup ancak anlam yönüyle anlam yönüyle yani delaleti kesin olmayan delaleti kesin olmayan kesin olmayan bazı ayet ve mütevatir hadisler mütevatir hadisler bu gruptadır arkadaşlar. Bakın size bunu 2019'da sormadı. Çünkü bakın bu gruba girenler delaleti zanni, sübuti kati olanlar arkadaşlar Kur'an'daki ayetler ve mütevatir hadislerdir. Kur'an-ı Kerim'in kendisi aynı zamanda mütevatir hadisler, meşhur hadisler İcmanın kendisi arkadaşlar bize kadar gelişi subuti katidir. Yani hiç değişmeden ne yapılmıştır? Günümüze korunarak gelmiştir. O açıdan bunu zaten kabul ediyoruz. Ancak bu ayetlerin bazen birden çok manaya geldiğini görürüz. Az önce dedik ya Kevser suresinde. Ben her, her kurban kesiyor Allah acaba peygamberimize mi yoksa? tüm Müslümanlara mı söylüyor? Orada iki farklı anlama geldiğinden dolayı delaleti zannidir arkadaşlar. Demek ki Kur'an-ı Kerim'deki ayetler korunarak gelmiş zaten. Subuti kat sıkıntı yok. Ve ancak o ayetler bazen birden çok anlama gelebilir. Birden çok anlama geldiği takdirde ne diyoruz? Delaleti zanni. Size işte bu defa zanni nakli deliller içerisinde bunu soracaktır. Diyecektir ki mütevatir sünnetin, meşhur sünnetin, İcmanın ve Kur'an-ı Kerim'in zanni delil yönü aşırıdakilerden hangisi? Ne diyoruz arkadaşlar bunun için? Diyoruz ki subuti kati delaleti zannidir. Bunu bildik mi yeter. Çünkü bakın size Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bazı ayetler ve mütevatir hadisler zan ifade ediyorsa bunların durumu nasıldır diye subuti kati delaleti zannidir diyoruz. İkincisi için geldik. Diyoruz ki delaleti kati subuti zanni delaleti kat'i sübuti zanni olanlar. Diyoruz ki delaleti kat'i olup yani anlam yönüyle kesin ancak bize gelişi yönüyle kesin olmayan haberler var. Biz bunlara da arkadaşlar ahat hadisler diyoruz. Ahat haberi vahid dediğimiz ahat hadisler bu grubun içerisinde değerlendirir arkadaşlar. Anlamı kesin, anlamı kesin olup ancak bize gelişi, bize gelişi kesin olmayan, kesin olmayan haberlere denir diyoruz. Örnek olarak ahat haberler bu grupta değerlendirilir. Ahat haberler diyoruz arkadaşlar önemli ve bir üçüncüsü içinde diyoruz ki delaleti de sübuti de zanni olanlar delaleti delaleti de sübuti de zanni olanlar var bunlar içinde diyoruz ki muhtelif manalara gelebilecek ahat haberler muhtelif manalara muhtelif manalara gelebilecek gelebilecek ahat haberler ahat haberler yine bu grubun içerisinde değerlendiriyor arkadaşlar. Geçen sene bakın size dört tane öncül yukarıda verdi. Delaleti zanni, subuti kati, delaleti kati, subuti zanni, delaleti subuti de zanni, işte delaleti de subuti de kati diye 4 öncül verdi. Ahad haberler yani haberi vahidler hangi grubun içerisinde değerlendirilir diye cevabımız da bakın 2 ve 3 olarak alacaktık öncüllerde kitabımızda örneği var. Ve şunu ifade edeyim arkadaşlar bakın. Delaleti kati yani kısacası tek anlama gelebilir ve subuti ancak Tek ravi onu nakletmiştir. 3 Üç ve 3'ün altında olunca biz o tür haberlere ahat haber demiştik. Bu yönüyle var. Bir de yine ahat haberdir ancak o ahat haber birden çok anlama gelmiş olabilir. Şimdi ahat haberlerin zaten bize gelişi subuti zanni arkadaşlar. Orada sıkıntımız yok. Bu ahat haber Tek anlama da gelebilir. Bu ahat haber birden çok anlama da gelebilir. Tek anlama geldiği zaman diyoruz ki delaleti kati. Tek bir anlamı ifade ediyor. Ancak bu e, ahat haber birden çok iki anlama üç anlama geldiği zaman o kavram veya hadis ne diyoruz bu defa da delaleti de zanni. Bu anlamıyla bilmemiz yeterli ve hemen diyoruz ki arkadaşlar vacip çeşitleri. Arkadaşlar vacip kısımlarından hemen bahsediyoruz. Eda edileceği vakit açısından, miktarının belirli olup olmaması açısından, yerine getirmesi istenen mükellef açısından, aynı zamanda yapılması istenen fiilin belirli olup olmaması açısından dört gruba ayırıyoruz. Ve bunlar içerisinde eda edileceği vakit açısından diyoruz ki mutlak vacip ve mukayyet vacip. Mutlak vacip diyoruz ki şari'in yerine getirmesi için belirli bir vakit tayin etmediği vaciptir mukayyet vacip içinde diyoruz ki şari'in yapılması için belirli bir vakit tayin etmiş olduğu vaciplerdir arkadaşlar. Kısacası belirli bir vakit yoktur diyoruz arkadaşlar. Mutlakta mukayyette ise belirli bir vakit var arkadaşlar. Bu yönüyle bizim için bağlayıcı ve hemen yukarıdakilere örnek verecek olursak arkadaşlar diyoruz ki Bunlar içerisinde kefaretler. Kişinin kefareti duruyorsa hangi konuda, hangi ibadette olursa olsun onu ne zaman, hangi gün, hangi hafta, hangi ay belirsizlik var arkadaşlar. Kısacası kefaretler bu türe girer. Aynı zamanda süresi belirtilmeden adanmış olan nezir ve adaklar da bu gruba girmektedir. Nezir yani kısacası adaklar da yine bu türdendir. Diyorsunuz ki ben bu kapasiteyi kazanırsam bir koş kurban edeceğim diyorsunuz. Ve aynı gün mü, bir hafta sonra mı, bir ay içerisinde mi, bir yıl içerisinde mi? Bir zaman dilimi yoksa biz buna ne diyoruz? Adak diyoruz. Ve bunun yanında arkadaşlar Ramazan'ın kazası. Ramazan ayında tutamadığımız orucun kazasını da yine hemen Ramazan'dan sonra mı, Ramazan'dan bir hafta sonra mı bir belirsizlik var. Bunun yanında belirli bir vakitlerimiz var arkadaşlar bu belirli vakitler de bizim için önemli ve bunlar içerisinde diyoruz ki namaz arkadaşlar namaz. Namazın başlangıcı ve bitişi belirli, orucun başlangıcı ve bitişi belirli, hac ibadetinin başlangıcı ve bitişi belirlidir arkadaşlar. Bunlara ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Hangisinin hangi gruba girdiğini tanımamız ve bilmemiz lazım. Ve hemen diyoruz ki arkadaşlar Mukayyet vacibin çeşitleri ve bu da bizim için bakın çok çok önemli diyoruz. Bir soru işareti koyuyoruz. Çünkü ÖSYM size soru soracak olursa geniş zamanlı, dar zamanlı ve müşki zamanlı vacipten soracağı için bilmemiz lazım. Ve diyoruz ki geniş zamanlı vacip için vacibin yapılması için vacibin yapılması için belirlenen vakit hem bu vacibin hem bu vacibin hem de bu cinsten hem de bu cinsten diğer vaciplerin yapılmasına diğer vaciplerin yapılmasına yetiyorsa arkadaşlar yetiyorsa biz buna müvessa vacip diyoruz müvessa vacip diyoruz. Ve diyoruz ki örnek olarak da 5 vakit namaz arkadaşlar. 5 vakit namazımızı yazdık buraya. Çünkü namazların çeşitleri vardır. Öğle namazı, sabah namazı gibisinden ve öğle namazını arkadaşlar kıldığımız zaman örneğin farzını mı kılıyoruz? Allah'ım niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya diyoruz. Ve her biri için bakın Ayrı ayrı özel niyet vardır. Burada özel niyeti de bilmemiz lazım. Çünkü birden çok aynı cinsten vacipler olduğu için hangisinin niyeti olduğu belirsizdir. Onu belirginleştirmemiz lazım. Öğle namazının farzını kırıyorsak Allah'ın niyet edip öğle namazının farzını kırmaya diyoruz. Varsa sünnetlerimiz varsa diğer sünnetler veya vacipler onlara ayrı ayrı niyet etmemiz lazım. Yoksa hangi cins vacibi kıldığımız belirsiz olur ve o açıdan da birbirine karışır. Kısacası dar zamanlı vacip için diyoruz ki vacibin yapılması için belirlenen vakit sadece bir vacibin yapılmasına yetiyorsa biz buna da dar zamanlı vacip diyoruz. Vacibin yapılması için yapılması için belirlenen vakit sadece bir vacibin yapılmasına yetiyorsa yapılmasına yetiyorsa arkadaşlar biz buna da mudayak vacip diyoruz. Mudayak vacip diyoruz ve örnek olarak da diyoruz ki arkadaşlar Ramazan orucu Ramazan orucunu unutmayalım çünkü Ramazan orucu yılda bir defa yapılır ve bir defa belirlidir süresi başlangıcı ve bitişi. O açıdan da ne yapıyoruz arkadaşlar? Ramazan ayı geldiğinde diyoruz ki Allah'ım niyet ettik Ramazan ayının orucunu tutmaya. Bir genel ne yapıyoruz? Bir niyet ediyoruz. Ve ondan dolayı burada arkadaşlar mutlak niyet vardır. Mutlak niyeti unutmuyoruz. Ancak sizler diyelim ki Ramazan ayı içerisinde Allah'ım benim kazam orucum duruyor benim işte sünnet orucu tutacağım bugün pazartesi veya perşembe oruçlarını tutacağım böyle bir niyet yapsanız dahi o niyetiniz geçersiz sayılır ve mutlak niyet yani Ramazan ayının orucu farz olduğu için farz orucu yerine geçmektedir ve bu sürede böyle bir niyet vardır yani kısacası vakit dar olduğu için sadece bir tane vacip yerine getirilebilir varsa böyle içinizde babayit yiğit işte bir günde böyle iki oruç tutabilecek bir kişi varsa bana özel bir mesaj yazabilir arkadaşlar. O açıdan demek ki zaman sınırlı ve ancak sadece bir vacibin yapılmasını araya sıkıştırabiliriz. Hemen geçtik arkadaşlar müşkil zamanlı vacip içinde diyoruz ki hem dar zamanlı vacibi hem geniş zamanlı vacibi kapsadığı için buna züş şebehe indirmiştir Hem dar zamanlı vacibi hem de geniş zamanlı vacibi kapsadığı için kapsadığı için buna arkadaşlar ne demişler? Züş şebeheyn. Züş sahibi demek. Neyin sahibi? Yani iki yöne de benzeyen demek. Züş şebeheyn vacip denmiştir. Vacip denmiştir kısacası. Şimdi arkadaşlar olay şöyle. Şimdi haccın süresi zamanı belirlidir. Yılda bir defa yapılır. Örneğin Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları haccın zamanıdır. Öyle söyleyelim. Sadece o zamanda hacca gidilebilir. O vakitte o vacip veya o farz ibadeti yerine getirilebilir. Ve diyoruz ki bunun yanında bakın arkadaşlar. Diyoruz ki haccın menasikleri vardır. Haccın yani her bir parçacıkları, rükünleri vardır. Aynı zamanda biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Haccın menasikleri yani rükünleri vardır. O rükünler sadece haccın o 3 ay içerisinde yapılması şart değildir. Onun dışında da yapılabilir. Hemen şunu diyelim arkadaşlar. Şimdi buna en güzel örnek arkadaşlar diyoruz ki en güzel örnek hac ibadeti. Hac ibadeti verilmektedir hacca giden kişi yaptığı niyeti hac farzı yerine geçmektedir. Ancak onun dışında geçen yıl kazası duranlar, sünnet hacını yerine getirenler veyahut vacipleri varsa bunları yerine getirenler ayrı bir niyet yaptıklarında artık farz olan hac düşer ve ne yapar? Hangi hacca niyet etmiş ise o hac geçerli olur. Ondan dolayı bakın sadece yılda bir defa kişi gidip de bir niyet yapıyorsa ve yapmış olduğu o niyette hac yerine geçiyorsa bu dar zamanlı vacip. Yani burada mutlak niyet vardır. Ancak o niyetin dışında Allah'ım ben geçen senenin haccını kaçırmıştım, kazasını yapıyorum diyorsa ve o yapmış olduğu niyet artık özel niyet yerine geçmektedir ve farz haccı ortadan kaldırmaktadır. Zaman yönüyle dar zamanlı vacibe ve çeşit yönüyle de geniş zamanlı vacibe benzediği için müşkil zamanlı vacip demiş. Yani çelişkili aslına baktığınız zaman ikisini de ancak kapsamaktadır ve barındırmaktadır. Bu açıdan da diyoruz ki özel niyeti hem de mutlak niyeti barındırdığı için bakın. Hem özel niyeti hem de mutlak niyeti kapsadığı için demişler ki o zaman bu ikisine de girmektedir. Zaten dikkat edin arkadaşlar. Size ÖSYM mutlaka örnek verdiğinde, açıkladığında namaz diyorsa müvessa, oruç diyorsa mudayyak, hac ibadeti diyorsa züf grubuna girdiğinde bilmemiz lazım. Ve hemen geçiyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki miktarının belli olup olmaması açısından diyoruz. Bir diğeri miktarının belli olup olmaması açısından arkadaşlar mukadder vacip ve gayr vacip şari tarafından miktar belirlenmiş ise biz buna mukadder vacip, miktar belirlenmemiş ise biz buna gayri mukadder vacip diyoruz. Mukadder vacibe örnek verecek olursak diyoruz ki 5 vakit namaz bunların rekatları aynı zamanda zekatın miktarı arkadaşlar. Örnekleri hemen yazalım. Diyoruz ki 5 vakit namaz aynı zamanda namazların rekat sayıları. Aynı zamanda diyoruz ki Zekat miktarı koyundan ne kadar, deveden ne kadar vereceğimiz belirlidir arkadaşlar. Aynı zamanda diyoruz ki gençler mukadder vacip için e, örneklendirdikten sonra gayri mukadder vacip için diyoruz ki şari tarafından miktarı belirlenmeyen vaciplerdir ki bunlar da arkadaşlar Allah yolunda infak diyoruz. Allah yolunda infak diyoruz. Aynı zamanda misafire ikramda bulunma ne kadar verirseniz verin aynı zamanda Allah yolunda ne kadar harcama yaparsanız yapın misafire ikramda bulunma aynı zamanda diyorsunuz ki zulme uğrayana yardımcı olma zulme uğrayana yardım etme yine bu gruptadır yardım etme diyoruz arkadaşlar ve geçiyoruz. Yerine getirmesi istenen mükellef açısından diyoruz ki aynı vacip ve kifayi vacip. Her mükellef tarafından tek tek o vacip yerine getiriliyorsa biz buna aynı vacip diyoruz. Örneğin 5 vakit namaz. Kısacası namaz, zekat, haç, oruç bu türdendir. Kifayi vacip ise her mükellefin tek tek değil de bazılarının eda etmesiyle yerine getirmesiyle diğerlerinin üzerinde yükümlülüğün kalkmış olduğu vacip türüdür ki bunlar genellikle arkadaşlar hangilerde diyoruz ki örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva vermesi ve ne yapıyor? Fetva vererek diğerlerinin üzerinde o sorumluluk kalkmış oluyor. Aynı zamanda savaşa katılma arkadaşlar. Savaşa katılan birkaç kişi diğerlerinin üzerindeki o yükümlülüğü ortadan kaldırıyor. Bunun yanında bazı meslekleri öğrenme. Örneğin sanat öğrenme ve örneğin arkadaşlar sanat öğrenme herkes öğrenmek zorunda değil. Birkaç kişinin bu mesleği yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğu kalkmış olduğu bir ibadet türüdür. Ve bir diğer de örneğin adam doktor arkadaşlar. Adam doktor oldu mu diğerlerinin artık doktor olmasına gerek yok. Bu toplumda herkes doktor olacak diye bir şey yok. Birkaç kişinin doktor olmasıyla bu görevi yerine getirmesi diğerlerinin üzerinden o sorumluluğu kalkmış olduğu ibadet türüdür. Öğretmenlik de öyle, diğer meslekler de hepsi öyle. Bunun yanında arkadaşlar diyoruz ki şahitlik yapma. Şahitlik yapma da önemli. Bu görevi birkaç gün yapmasıyla diğerlerinin üzerinden o sorumluluk kalkıyor. Bunun yanında diyoruz ki cenaze namazı kılma. Cenaze namazı kılma da yine bu gruptadır arkadaşlar. Sayıları çoğaltmak mümkündür. Hemen geçiyoruz. Yapılması istenen fiilin belirli olup olmaması açısından muayyen vacip ve müpen vacip. Şari'in mükellefe seçim hakkı tanımaksızın belirlemiş olduğu vaciplere biz muayyen vacip diyoruz. Şari'in Şari'in mükellefe mükellefe seçim hakkı tanımadı, seçim hakkı tanımadığı vaciptir diyoruz arkadaşlar. Bunlar hangileridir? 5 vakit namaz, haç, oruç, zekat bu türdendir arkadaşlar. Müphemm vacip ise Şari'in mükellefe seçim hakkı tanımış olduğu vaciplerdir ki buna diyoruz ki Şari'in mükellefe seçim hakkı tanıdığı vaciplerdir, vaciplerdir diyoruz. Bunlar hangilerdir diye soracak olursanız en güzel örnek Maide suresinin 89. ayeti. Bunu bir köşeye not alıyoruz ve önemli diyoruz. Bakın soru gelecek olursa ya müpen vacipten gelecek size ya da arkadaşlar mukayet vacip türlerinden gelecek. En önemli noktalar burası. Maide 89'da diyor ki orada kefaret var arkadaşlar. Kefa yemin kefareti var. Orada yemin kefaretinden bahsediyor bakın. Yemin kefareti yapılırken 3 seçenek sunmuş Şari tarafından. Diyor ki 10 fakiri doyur, yedir, içir veya onları giyindir diyor. Ya da diyor bir köleyi azat et diyor. Bunları yapamadığın takdirde 3 gün oruç tut. 3 seçenek var. Hangileri? 10 fakiri 10 fakir bunlar giyindirilecek, içilecek ya da bunlar yapılmazsa bir köle azat var. Azat edilecek. Bu da yapılamadı, bu ikisi de yapılamadı takdirde 3 gün oruç tutulacak. 3 seçenekten diyor hangisini yaparsan yap diyor. Senin tercihine kalmış. Şari tarafından herhangi bir zorunluluk şart koyulmamış arkadaşlar. Müphem vacip demek arkadaşlar. Yani kişiye tercih hakkı, muhayyerlik hakkı verilen vacip türdür arkadaşlar. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki mendup arkadaşlar.